Girne Amerikan Üniversitesi 3. Tiyatro Günleri'nin 2. günündeyiz ve yanınızda çok değerli bir isim var. Duru Tiyatrosu'yla Emre Kınay nihayet bitti oyununu sergiledi. Performans sonrası röportaj gerçekleştiriyoruz ve oyunculuk bölümünden arkadaşlar da var. Emre Hocam, önce sizden önce arkadaşlar nasıl buldunuz diye bir sormak istiyorum. Alkış duyabilir miyim? Sahnemizde yeni, nasıl buldunuz? Hoş geldiniz. Çok mutlu olduk sizi burada görmekle. Sağ ol. Bizim de ikinci gelişimiz bu. Geçen sefer sondan sonrayla mı gelmiştik? Sondan sonrayla. Bu da tek kişilik oyunumuz. O festivalinizin adına uygun olarak. İyi buldum. Ama tabii ki biraz büyük salon. Tek kişilik oyunlar seyirciyle daha iç içe, daha burun mesafesinde oynanması gereken oyunlar şeydi. Biraz da önümüzdeki sene geldiğimizde bir daha oynamak isterim bu oyunu. Biraz daha sıcak, daha yakın mesafede. Onun dışında seyircileriniz zaten olağanüstü. Öğrenciler süperler. Geçen sene de böylelerdi. Umarım bütün festivali böyle geçirirsiniz. Ben çok memnunum oyuncu olarak. Siz de memnunsanız alışveriş tamamlanmış demektir. Peki arkadaşlar da hazır buradayken onlara söylemek istedikleriniz var mı? Buradan da iletelim. Seyirciye söyledim zaten. Yani Kıbrıs'ta eğitim görüyorlar. Kıbrıs'ın tiyatrosuna hizmet vermeliler bence. Kıbrıs'ın televizyonuna, sinemasına, tiyatrosuna. O yüzden de mümkün olduğunca üretim yapmaya çalışmaları ve köy köy gezip seyirci biriktirmeleri lazım. Çünkü adanın nüfusu sanıyorum 400 mü resmi rakam? 400 bin mi? 300 bin küsur. Mustafa Kemal'in de önerilerinden bir tanesi 20 bin nüfuslu her kasabaya 200-300 kişilik bir kültür merkezi yapmaktı. Belki de siz bunu, biz yapamadık TC'de. Ama siz belki KKTC'de yapabilirsiniz bunu. O zaman bambaşka gelecek sizi bekliyor olur. Çünkü kültür sanatla yorulan bir toplum her zaman daha kıymetli, daha vizyonlu, daha toleranslı, daha yumuşak olur. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki geldiniz. Ben de hemen mikrofonu devralmak istiyorum. Teknogold'un genel müdürü Sayın Muammer Ateş bizlerle beraber. Muhammed Bey, bu festivalimizi aynı zamanda sponsorlarımızın çok büyük desteğiyle yapıyoruz. Ve tiyatroya verilen destek gerçekten çok önemli. Bu anlamda Teknogold ve Strayan'a neler söyleyeceksiniz? Sponsorlar olarak tiyatroyu bu şekilde destekleyenlere neler söyleyeceksiniz? Anakara'ya örnek olur inşallah. Strayan Anakara'ya buradan bir mektup yazarsanız belki hani bizim tiyatrosal faaliyetlerimizde Anakara'daki Teknogold sanıyorum yok Türkiye'de, var mı? Yok. Kıbrıs'ın yerel bir harika. Belki oraya gelirseniz orada da sizin gibi böyle sanat yatırımcısı firmalara ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz her şeyden önce. Ben öğrenciler adına teşekkür ederim. Sizin de bu kadar vizyoner bir şirket olmanız dolayısıyla da ayrıca teşekkür ederim. Biz de tabii çok keyifli bir gösteri izledik. Yani çok beğendik. Özellikle bütün yönetim ekibimiz de buradaydı. Çok keyif aldık, çok mutlu olduk. Geçen yıl da birlikteydik. Evet. Yine biz Citroen ve Teknogold ailesi olarak sponsor olduk. Naçizane bir destek tabii ki bizimki. Biz de bu vesileyle sizin güzel oyunlarınızı izleme fırsatı buluyoruz. İnşallah seneye de buluşuruz. İnşallah. Hep birlikte yine böyle canlı bir kadroyla burada İnşallah. Birlikte oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.